Onun için ne buyuruyor? Lisanül hal en takum bil lisanil makal. İnsan haliyle, vaziyetiyle öyle bir vaaz eder ki diliyle öyle konuşamaz. Onun için musallada yatan bir meyyit, bir cenaze o cemaate öyle bir vaaz eder ki onun başındaki hatip yani imam öyle vaaz edemez. Ölümden çok ibret almak lazımdır ama ve ekfiru zikra adimil lezzat. Lezzetlerinizi kaçıran ölümü çok hatırlayın buyurulduğu üzere. Devamlı konuşmak lazım. Ölümden bahsetmek lazım. Keyifleri kaçırmak lazımdır. Maalesef biz efendim çok gülüyoruz, fazla konuşuyoruz. Biraz eğlenceli bir hayatımız var. Bunlar doğru şeyler değildir. Ahireti unutturan şeylerdir. لَوْ يَعْلَمُ اُبْنَ آدَمْ لَوْ تَعْلَمُ الْبَهَائِمُ مَا يَعْلَمُ اُبْنَ آدَمْ مِنَ الْمَوْتِ مَا كَلْتُمْ مِنَا سَم۪ينًا. Eğer diyor hayvanlar, insanoğlunun, Ademoğlunun bildiği manada ölüm gerçeğini bilseydiler, bir tane hayvanda et bulup, yağ bulup da yiyemezdiniz. Hadis-i şerifte. Çünkü neden? Ölümü düşünecekler, dertlenecekler. Dertlenince de ne olmayacak? Et tutmayacak. Eşşehum lâne akidû me'alhem. Bugün yine sohbette hanım cemaate de söyledim. İnsan dertli olursa onda yağ tutmaz. Et bağlamaz, yani şişmanlamaz demek. Bazıları var, 130 kilo, ondan sonra çok derdim var diyor. Yalan konuşuyor. Çünkü derdi olsaydı o yağları ne olması lazımdı? Erirdi. Kimisi de bulmuş bir bahane. Bana dert yarıyor diyor. Hiç de bir şey yemiyorum. Sıkıntıdan şişmanlıyorum. Böyle de bir şey pek kitapta görmedim böyle bir şey olduğunu. Ama ve lakin belki bünye meselesidir. Herkes illa yemekten şişmanlamayabilir. Ayrı dava. Ama dert mutlaka insanı eritir. İnsan Allah dertlisi olur. Ahiret dertlisi olursa kabirde ne cevap vereceğim? Mahşer var. Bu kadar insanların efendim hali ne olacak? Ben kimseye fayda edebilecek miyim? Çoluğum var, çocuğum var, eş, dost, sevdiklerim var. Bunların kurtulması için ne yapabilirim falan? Bunlar dert meselesidir. İnsan dertlenecek. Onun için sadece kendimize değil, halka da faydalı olalım. İnşallah. Şimdi Lale Gül FM'den bu sohbet yayınlanıyor. Çok insanlar var. Bir işleri çıkıyor, bunları unutuyor. Şimdi bunu dinleyen adam hemen bir arkadaşına mesaj çekse, telefon etse, cebine, evine, neyse. Sohbeti dinliyor musunuz? Bak şurada ayet hadis okunuyor, dinliyor musunuz dese, bu adam en azından bir vazife yapmış olur. Ama ben dinliyorum. Kim dinlemiyorsa dinlemesin. Böyle olmaz. Üzülmek lazım. İşte bak birden ölüm gelecek, gidecek. Adamın yanına ameli salihi kar kalacak. Şimdi dünyada yaptığı amellerden memnun olacak. Bir insan efendim öldükten sonra kabirde, mahşerde efendim iyi ki bu kadar maç seyretmişim diye sevinir mi? Yani şu kadar film seyretmişim, şu kadar tiyatroya gitmişim, şu kadar kar ettim ahirette diyecek bir kul var mı? Ama ben şu kadar ayet hadis dinlemişim, fıkıh meclisinde bulunmuşum, ilim meclisinde bulunmuşum, namaz abdest ehliyle bir araya gelmişim, cemaatle namaz kılmışım. Bunlar mutlaka insanı memnun edecek. Bundan dolayı bu meclisleri efendim herkes gelemiyor. Gelemiyorsan dinlersin. İnsanlara dinletirsin. Şimdi internetten canlı yayın oluyor veya radyodan dinleniyor. Bu imkanları da kullanarak dünyanın her bir tarafında olan insanlar da istifade edebiliyor. Allah'ım şu dünyadan ne almamız gerekiyorsa ahirete gitmeden oradan alacağımızı tam manasıyla almaya muvaffak eylesin. Amin. İtikattan, ilimden, amelden, ihlastan, fıkıhtan bize lazım olacak yarın ahirette neler varsa Allah'ım eksik bıraktırmasın. Amin. Amin, amin Allah'ım amin. Bizi tamamla ya Rabbi sen tamamla. Allah'ım kullarına acıyor ama acıdığı için bu ilimleri, bu dini gönderdi zaten. Bu vaazları yaptırıyor acıdığı için ama insan nefis acındığını da bilmiyor. Kendisine merhamet olunduğundan da haberi yoktur. Onun için bizim moralimizi bozma. Kabirden, ölümden, ahiretten bize bahsetme. Keyfimizi kaçırtma. İnsanlar böyle şeyler istiyor. Bu kadar insanlar komedilere merak ediyorlar. Efendim parayla kendilerini güldürecek adam arıyorlar. Buluyorlar. Bazı var öyle şovmenler, komedi momedi yapanlar. Efendim 50 milyon lira bilet ya. Yani şimdiki para 50 bin mi oldu? 50 bin liradan bilet veriyor. Niye adam beni güldürsün diye.
Ya beni bir ağlatacak adam varsa ben 100.000 vereceğim. Ben de ağlayamıyorum, donmuş bir durumdayım. Yani beni bir ağlatacak adam bulsam Allah için 100.000 lira vereceğim biletine. Siz nasıl bir şeysiniz de 50.000 lira veriyorsun adam beni güldürsün diye ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle ölüm, lezzetleri kıran ölümü çok hatırlayın. فَلْيَبْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا Çok az gülsünler, çok ağlasınlar Allah buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا Siz benim bildiğim gibi kabirde neler olacak? O ahiret, o mahşer, o sırat, o mizan, ne çetrefilli işler. 50.000 sene bu, ne tutuklanma ya. Sırat köprüsünde 7.000 sene, her bir durakta, 7 durakta biner sene. Bu ne büyük tevkifler olacak. Bunun hesabını kimse çıkamaz bunun altından ya. Ancak Allah acıyacak da lütfuyla bize geç derse der. Yoksa bizim hangimizin ameli düzgün çıkar ya? Bu kadar eksiğimiz var. Siz benim bildiklerimi bilseydiniz elbette çok az gülerdiniz, çok ağlardınız. Yataklarınızda, hanımlarınızdan, eşlerinizden keyif alamazdınız. Allah diye bağırarak, feryat ederek dağlara kaçardınız buyuruyor hadis-i şerifte. Dağlara kaçardınız. İsa aleyhisselam Allah'ın peygamberi salavatullahi aleyhi ve sellem dağlarda gezdi. Bütün dağlarda, zaten de evlenmedi. Sonra yeniden dünyaya inecek inşallah, evlenecek ama 33 yaşına kadar dağlarda gezerek, dolaşarak, Allah diye bağırarak, feryat ederek öyle mübarek, ne büyük peygamberdir o ya. Allah korkusundan eridi o ya. Koca peygamberi. Ülül Azim 5 peygamberden biri ya. Ama dağlarda Allah diye ağlaya ağlaya dolaşıyordu. Bizim bu keyifler bize fazla gelir. Fazla gelir. Allah'ım Celle Şanuhu Celle Celaluhu bize mesuliyetimizi bildirsin. Bize yerine göre hareket ettirsin. Tabii bir şakacılık İslam'da vardır. İnsan çoluk çocuğuyla devamlı sert, devamlı suratsız vaziyette durmamalıdır. Kişinin diyor yolculukta insanlar yorulur. Onun için yol arkadaşlığında mizah. Mizah ne demek? Şaka ama yalan olmayacak. Şaka vardır ama İslam'da yalan yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İnni le emzahu ve le akulu illa hakka. Ben mizah yaparım yani şaka yaparım ama haktan başka bir şey söylemem. Öyle palavra atarken efendim işte Karadeniz'de bir lahana gördüm de işte sapına gemiyi bağladılar da o kıpırdamadı falan. Öbürü de oradan ben de Bursa'da bir efendim şey gördüm, kazan gördüm de 30 kişi çekiçlerle efendim içini tamir ediyorlar da veya işte çakıyorlar takıyorlar. Birbirinin sesini duymuyorlar falan. Atta tut yani. Şimdi bu ne? Millet de bunlara gülüyor falan. O oradan hadi lan öyle kazan mı olur? Burada oradan o lahana nerede pişecek falan. Ama saçma sapan şeyler bu. Şimdi yalan. Sen şimdi Bursa'da gittin de Çanak Kazancılığa öyle bir şey gördün mü? Yok. Öyle bir lahana gördün mü? Yok. Şimdi bunu güldüreyim diye konuşuyorsun. Bu yalan olur. Ama olmuş bir şeydir. Mizah. Sünnette var. Lakin yolculukta insanlar sıkıntılı olur. Günaha girmeden şaka yapsa, sünnet bu. Çoluk çocuğunla diyor şakalaşsa, fıkra da anlatabilir, yalan olmayacak. Yalan olmayacak, günah olmayacak. Mesela bunlarda mesuliyet yok. Bunlarda günah yok. Ama ve lakin. Akşam geçiyor, sen gülüyorsun. Yatsıyı kılmamışsın, ha 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 yatıyorsun. Bu kadar vazifelerinden bir haberin yok. Böyle bir gidişatın sonu hayra çıkmaz. Onun için kısa bir ömür verildi bize. Bu arada çok vazifeler yüklendi bize. Şimdi biz nasıl bunların altından kalkacağız diye dertlenmemiz ve düşünmemiz lazım iken sıralı bizi meşgul edecek, eğlendirecek, güldürecek, vazifelerimizi unutturacak, terk ettirecek işler aramayalım başımıza. Başımıza bela açmış oluruz. He ben şimdilik eğleneyim. Şimdilik eğleneceksin ama ölüm geliyor. Ondan sonra ebedi ağlayacaksın. Neye yaradı? 5 dakika güleyim diye, namazı kaçırayım diye, haram yapayım diye 10 sene cehennemde yanılır mı? 1000 sene cehennemde yanılır mı? Yanılmaz. Onun için Allah bize din gönderdi. Hudut tanıdı. Sınır koydu. Çizgiyi geçmeyeceğiz. Hududu muhafaza edeceğiz. Rabbim şaşmaktan, şaşırmaktan muhafaza eylesin. Amin.